Hayır abi, en azından bir işe yarıyoruz. Shop'tan mı satın alıyoruz? Special'da mı? Give me some more. Ama kaç tane olduğunu bilmiyorum ki. Burada kaç tane var? Buna bakamıyorum ki. Ha, burada yazıyor kaç tane olduğu. Eyvallah, eyvallah. Ya en azından bir işe yarıyoruz abi. Bir de hiç işe yaramayan güvenlikler var ya. Ben İstanbul'da onu çok görüyorum. Kapitalizmin köküne vurmuşuz artık. Kapitalizmin böyle var ya, amına böyle, böyle bıçak, keskin bıçak gibi girmişiz abi. Abi bir yere gittim şeyde. Neresi orası ya? Ya Anadolu yakasında sahil kenarı bir yer söyleyin abi. Bir bölge. Ya da aklıma gelmiyor işte, böyle eski villaların, millaların olduğu bir yer. Abi adamlar yolu kapatmışlar. Yok, Bostancı değil. Adamlar yolu kapatmışlar abi. Yola bildiğin belediye yolu ya. Bildiğin böyle Çengelköy, he. Yok lan, Çengelköy değil. Değil. Beylerbeyi mi? Öyle bir yer sanırım. Dişi pandalardan özür dileyerek anlatıyorum bu kısmını. Abi yolu kapatmışlar. Bildiğin belediyenin asfalt yolu. Ortada bir tane kulübe. İki tane güvenlik. Sen ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Kapılar full açık. O şeyler, yol kapatan şey. Full açık. Orada oturuyor. Abi adamın zamanına yazık. O adama maaş nereden gidiyorsa o giden maaşa yazık. Adam hiçbir işe yaramıyor çünkü. Ha ne oluyor işte? Kapitalist düzenin insanları şey diyor orada, o mahallede oturanlar. Beykoz, Beykoz, Beykoz. Evet, Beykoz, 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 doğru. Orada oturanlar şey diyor. Bizim mahallenin girişinde güvenlik var. Sırf bu insanlar bunu diyebilsin diye o adam orada 8 saat oturup hiçbir şey yapmıyor abi. Abi herif 8 saat oturup hiçbir şey yapmıyor ya. Ya bu adamın faydası ne? Niye böyle bir... Neden? Ben o adamın hayatından mutlu olduğu konusunda hiçbir şüphem yok abi. Adam mutlu olamaz ya. Devlet de herkes... Devletle alakası yok ki bunun. Bu devletle alakası yok ki. Devletin oraya koyduğu bir adam değil ki o. Özel işletme yani. Çok ilginç. Site de değil abi. Yok, site güvenliğini yine bir nebze anlıyorum. Onu da anlamıyorum amına koyayım ya. Bu binaya 3 gündür geliyorum. Adam hala adımı öğrenemedi. Ahmet abi değil mi? Ahmet abi. Alo, bilmem kaç numaralı daireye Ahmet Sebi geldi. Onay bekliyorum Mehmet Bey. Oğlum maç kaç kaç. Oğlum. Atamadı mı? Benfica mı? Ahmet'sini sikeyim. Bekliyorum. Onay bekliyorum. Konuş dinlemede. Ahmet Bey, geçebilirsiniz. Az önce Uganda'daydık. Ahmet Bey, geçebilirsiniz. Çok ilginç abi. Ben İstanbul kafasını ben anlamıyorum. Hiçbir zaman da anlayamayacağım. Anlayanlar da anlasın abi. Anlamıyorum valla. Seken keres 2 ay olmuş. 2 ay mı? Nice. Nice sekmelere babuşka. Ha, eyvallah. Eyvallah. Pardon, yanlış okumuş. Fakir al para. Eskiden aboneydim, artık çok pahalı. Olamıyorum. Biri bana sablık hediye etse çok mutlu olurum demiş. Necat Ergün. Eyvallah 4 TL için hocam. Şu dişi panda özür muhabbetine haberim yok. Allah aşkına anlat, meraktan çatlayacağım. Ya biz burada pandaya gönderme yapıyoruz. Her gün 100 kere, 50 kere, 500 kere pandaya gönderme yapıyoruz. İşte dişi pandalara özel bir şeyler söylüyoruz. Pandanın trademarkı o ya. Devamlı ve dişi pandalar, pandalar. Biz de öyle işte pandaya laf çakıyoruz. Amaç
amaç belki bilmiyorum. Belki Panda bize laf atar. Ben burayı seçeceğim bu arada ya. Neo Club'da ilerledik biz. Belki Panda bize laf atar. Oradan biraz drama. İzlenmelerde düşmüş. Bakayım kaç izleniyorum. İzlenmelerde düştü hazır. Oradan belki bir şeyler falan filan. Çünkü çok izlenince çok para kazanıyormuşsun Twitch'te. Öyle duydum. Bana öyle dediler. Linç yedin haberin olsun Cahri. Niye lan? Güvenlikçilerden mi linç yiyeceğim? Abi o adamların bir suçu yok ki. O adamların bir suçu yok ki. O adamlara öyle bir iş imkanı sağlayan bu toplumun suçu abi. Yani o kadar ilginç ki unutamıyorum abi. Neresi demiştik? Beylerbeyi değildi. Beykoz mu? Beykoz. Abi gideceğim size oranın fotoğrafını çekeceğim ya bir dahaki İstanbul'a geldiğimde. Bir dahaki İstanbul'a geldiğimde gideceğim oranın fotoğrafını çekeceğim. Abi gerçekten bir git bir gel iki şerit var. Ortasında güvenlikçi kulübesi. Şeritlerde şey var işte bu açılıp kapanan kapılardan. Full açık abi. Adamlar bütün gün onun içinde oturuyorlar abi. Bütün gün oturuyorlar. İnanılmaz ya. İnanılmaz yani. Yani o adamların bütün gün orada oturmasının tek sebebi o mahallede oturan insanların bizim güvenliğimiz var ya. Bizim yolun başında güvenlik var. Deme ihtiyacı. Para insanların zaaflarından kazanılır. Bu ne zaafı abi işte? Kendini İstanbul'da yaşamasına rağmen, parasını burada kazanmasına rağmen İstanbul'da güvenli hissetmeyen insanların zaafından para kazanıyorsun. Ne işe yarayacak o güvenlik? Allah aşkına ne işe yarayabilir ya? Ne işe yarayabilir? Otoyol tutan güvenlik çok ilginç ya. İnanılmaz oğlum. Aklım hayalim almıyor bazı şeyleri. Tak tak değiştiriyoruz. Herkes Tommy Toms yarrak kürek ayağımına koyayım. Bu nasıl bir gün ya?